Bu videoda EDM uygulaması üzerinden faturanın nasıl kesileceğini göreceğiz. Uygulamayı açtık. Kullanıcı adı ve parolamızı yazıyoruz. Kullanıcı adı ve parola bilgisi sizinle paylaşılmış daha önce de. Onları yazıp al şu beni hatırla kutucuğunu işaretledikten sonra giriş yapıyorsunuz. Karşınıza bir şube seçimi gelir. En üsttekini seçip bu ekranı geçip ana ekrana gidiyoruz. Ana ekranda satış faturaları diye bir buton var. Butona bastıktan sonra daha önce göndermiş olduğumuz faturaları görüyoruz burada. Sağ üstte bir artı işareti var. Oradan da yeni fatura kesiyoruz. Artı işaretine bastık. Eğer biz daha önce fatura kestiğimiz birine yine fatura keseceksek buradaki ekrandan seçiyoruz. Arama kutucuğuna yazarak bulabiliriz. Ama ilk defa birine keseceksek vergi numarasını yazacağız. Ben kendi vergi numaramı yazacağım. Sorgula diyorum. Bulduktan sonra bana diyor ki hangi seri numaraya göre keseceğiz. Genelde sonu F ile biten bizim ana seri numaramızdır. Seri numara ne demektir? Koçan demek. BEF olanı seçiyorum. Fatura tipi nakliyeciler genelde tevkifatlı fatura keser. O yüzden bu örneğimi tevkifatlı fatura üzerinden yapacağım. Fatura senaryosunda ticari seçebilirsiniz. Temel ile ticari arasındaki fark. Temel fatura direkt karşı tarafın onayına sunmadan kabul etmesini sağlayan bir fatura tipidir. Ticari karşı tarafın onayına sunulur ve eğer bir hata varsa karşı taraf bunu reddedebilir. Ticari yapmanızı öneririm. Sonra tamam diyoruz. Bu açılan ekranda ürün ve hizmetleri ekleyeceğiz. Aşağıdaki siyah artıdan satır ekleyeceğiz. Açılan sayfada tanımsız stok ile devam edeceğim kutucuğunu işaretliyoruz. Çünkü işin adını ya da işte nakliye hizmetinin adını yazacağım. Tatvan, Adana, nakliye, bedeli. Plakayı da yazıyorum. Sallıyorum bir plaka. Daha sonra stok birimi bazen adet de yazılıyor. Bazen kilogram da yazmak icap ediyor. Bunu siz belirleyeceksiniz. Eğer kilogram belirlerseniz bu sayfanın en altlarında kilogram ibaresi var. Şurada KGM ile olan. Ama ben adetli keseceğim. Adetim 1 olacak. Fiyatımı yazacağım. İşte 16.800 lira. Kilo olmuş olsaydı bu kuruş bazlı yazacaktım. Daha sonra KDV oranı seçiyorum. 18. Bu ayın 10'undan sonra, 7. ayın 10'undan sonra %20 olacak. İşte en altta bir tevkifat kodu var. Tevkifat seçiniz diyor. Buraya bastım. Nakliyeciler şurada 2 bölü 10 yük taşımacı hizmeti seçeneğini seçecek. Bu tevkifat çünkü nakliyeciler için. Ama deprem bölgesine gönderiyorsanız hala deprem bölgesine tevkifat uygulanmıyor. Duruma göre değişir bu. Sonra kaydet butonuna basıyoruz. Diyor ki işlem başarılı bir şekilde gerçekleşti. Buraya kadar her şeyim bitti. Sol üstteki geri butonuna basıyorum. Bakın en üstte son kestiğim fatura var. Tutarını görüyorum. Şu çerçevenin sol üstünde de taslak yazıyor. Yani ben bu faturayı oluşturdum ama hala taslak. Göndermedim. Nasıl göndereceğim? Bu çerçeveye, bu pencereye neyse artık bir kere tıklıyorsunuz. Sola doğru kayıyor ve sağda bazı butonlar var. İlk buton bu faturanın aynısının kopyasını oluşturur. Bir başkasına da benzerini kesiyorsak diye. Onun yanındaki kalem işareti düzeltmeye yarar. Onun yanındaki çöp kutusu bu taslak olan faturayı silmeye yarar. Onun da sağındaki yani en sağdaki uçak simgesi faturayı gönderir artık. Biz ona bastıktan sonra fatura resmiyet kazanmış olur. Basıyorum şimdi. Bana soruyor fatura gönderilecek. Onaylıyor musunuz? Evet diyorum. Fatura başarılı bir şekilde gönderim kuyruğuna eklendi. O çerçevenin sol üstünde de yazıyor dikkat ettiyseniz. Bu şu demek sıraya aldı demek. Bakın
aşağıda BEF ile başlayan, 2019 ile devam eden bir numara vermiş. Aslında bu numara gerçek değil. Bu kuyruğa eklendikten sonra GİB'den yanıt bekleniyor ya da gibi ibarelere dönüştüğü zaman faturamız artık gönderilmiştir ve tam resmi bir fatura numarası verecektir. Bunu da sayfayı aşağı doğru kaydırarak yenileme suretiyle yeni fatura numarası vermiş mi vermemiş mi görüyoruz. Vermemişse biraz daha bekliyoruz. Biraz bekledikten sonra şu 2009 içinde bulunduğun yıl, yani 2023'teysek eğer, 2023 ile başlayan bir fatura numarası vermesi lazım. Evet. Şimdi ne diyor? Zarflama yapılıyor. Yani bu fatura, yeni bir fatura numarası verdi bana. Gerçek bir fatura numarası. 2023 ile başlayıp işte 00 sonu 56 ile biten bir numara verdi. Bu aslında belki bizim gönderim işimiz başarılı bir şekilde oluşmuştur. Bundan sonra bu çerçeveye basıp şu soldaki simgeden faturamızı ön yüzleyebilir ve istediğimiz kişiye gönderebiliriz, paylaşabiliriz. Aşağıdaki paylaş butonundan, işte WhatsApp'tan herhangi birine bu faturayı gönderebiliriz. Bu işlem de bu kadar.